Kodiaq Skoda'nın bence en önemli modellerinden biri. Çünkü Kodiaq tam anlamıyla bir SUV. Daha önce de bir modeli vardı, Yeti vardı. Fakat Yeti buna nazaran yine çok SUV sayılmazdı. Gerçi buna da bazıları crossover diyor ama boyutlarına da bakarsanız ve yüksekliğine de bakarsanız ve 4x4 oluşuna da bakarsanız bizce bu bir SUV. Kodiaq'ın Volkswagen ailesindeki rakipleri aslında hangileri biraz karışık bir durum. Çünkü Volkswagen'de Tiguan var ama bundan biraz daha küçük. Seat Ateca var. Yine bildiğiniz üzere Audi Q5 var. Q5 de bundan biraz daha küçük. Bu onlardan biraz daha büyük. Her ne kadar aynı MQB platformundan yapılmış olsa da. Bu büyüklüğü sağlayan en büyük neden ise aks mesafesi. Bu otomobilin aks mesafesi diğer otomobillerden yaklaşık 20 santim daha uzun. Tabii aks mesafesi deyince akla ne geliyor? İç hacmin büyüklüğü geliyor. Bu otomobilde zaten Skoda markasının biliyorsunuz böyle bir misyonu var. İçerisi geniş ve fonksiyonel otomobiller sunmak. O yüzden bu da Volkswagen ailesinin şimdiye kadarki bence en fonksiyonel SUV'lerinden biri. Kodiaq tasarımı aslında markanın yeni tasarım dilini oluşturuyor. Bununla başladılar. Bundan sonra birçok modeli yenilediler. Superb'e çok benziyor. Ön taraftan ve stoplardan her yerden baktığınız zaman ya da parça parça baktığınız zaman. Yeni Octavia'yı da biraz daha buna benzettiler. Her ne kadar onun farları ikiye bölünmüş olsa da. Bunda da yukarıda ve aşağıda iki far var. Asıl far grupları burası. Aşağıda sis farlarımız var. Ön tarafta kocaman bir ızgara var. Izgaranın tam ortasında cruise control yani adaptif hız sabitleyicisinin radarı var. Alt taraf ise yine bildiğimiz Volkswagen modellerini anımsatıyor. Otomobilin yan tarafından baktığımız zaman uzun bir şey karşılıyor bizi. Jantları yine otomobilin donanımına göre 17 inçten başlıyor, 19'a kadar devam ediyor. Tahmin edeceğiniz üzere yanımızdaki otomobil donanımı en zengin olan otomobil. Bu yüzden 19 var üzerinde ve oldukça da şıklar. Dilerseniz biraz da asıl önemli yerine yani içine göz atalım. İçi çok geniş gördüğünüz üzere. Tiguan'la falan çok bir alakası yok. Tiguan'dan büyük bir otomobil bu. En azından içinde öyle hissediyorsunuz. Baksanıza dizlerim çok rahat. Çünkü benim dizlerim hep şuralara normal şartlarda değer. Burada çok rahatım. Baş mesafesi deseniz zaten çok iyi. Koltuk şu anda en aşağıda. Sırtlığım da iyi. Direksiyon zaten benim kullanım pozisyonumda. İçeride çok rahat olduğumu söyleyebilirim. Biraz daha yukarıdan bakıyorum diğer otomobillerine göre ama tabii ki bir Land Rover gibi falan değilim. Standart bir otomobilden biraz daha yukarıdayım. Skoda'nın biraz daha fonksiyonelliğinden bahsedelim. Burası ön plana çıkıyor çünkü. Böylesine geniş bir otomobilde birçok saklama alanı dolu. Mesela burada kocaman bir alan var. Burada bildiğiniz yine klasik torpidomuz var. Burada navigasyon, SD kartlarımız falan hepsi içinde. Ve opsiyon olarak sunulan yine kablosuz şarj buradan edilebiliyor telefonunuz ama biliyorsunuz iPhone'larda böyle bir özellik yok. Samsung'larda falan var ama iPhone'da bir kılıf taktığınız zaman yine kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Burada güzel yerlerimiz var. Yine Skoda'nın düşünmüş olduğu küllük sigara içenler için böyle kapatabiliyorsunuz. Onun yeri var. Yine anahtarsız çalıştırma var bu otomobilde donanım olarak. Ama anahtarı bu şekilde. Onun da bir yeri var. Buraya koyuyorsunuz. Bardaklığımız yine burada mevcut. Hemen açıyorsunuz. Burada yine kocaman bir göz var. Ki ben buraya bir sürü şeylerimi koydum. Kol dayama ileri geri hareket edebiliyor ve ayarlanabiliyor. Onun yanında yine burada Skoda'dan alışmış olduğumuz kocaman bir göz var. Yani bu otomobilde anlayacağınız bir sürü saklama alanı var. Yine kapı içleri de çok geniş. 1,5 litrelik bile şişeleri alabilecek durumda. Ve yine içerisi halı kaplı. Kaliteye bakarsanız burası yumuşak. Direksiyon zaten bayağı kaliteli. Buralar yumuşak. Yine buralar yumuşak, fena değil. Buralar da yumuşak, oynuyor. Fakat tabii bu otomobilde arkaya geçtiğiniz zaman şu kapı üstleri plastik. Burası gibi değil. Bunu niye böyle yapmışlar bilmiyorum. Otomobil biraz koyu, açık söylemek gerekirse. Yani şuralarda daha farklı kaplamalar olabilirdi. Çok güzel gözüküyor gerçi ama biraz daha koyu. Bir de tabii bu kadar geniş bir konsol varken buradaki kadranların çok ufak kaldığını söyleyebilirim. Benim gözüme tek batan şey o. Yani buraya ileride bir hayat ekran gelir muhtemelen. O geldiği zaman bence müthiş olur. Çünkü buradaki analog kadranlar çok ufak kalıyor.
Yine 8 inçlik bir Bolero dokunmatik multimedya ekranı geliyor standart olarak. Ama yine onun üzerine navigasyonun ve birçok özelliğin olduğu AmundSen sistem de var. Ki bu otomobilde de o mevcut ama ekstra donanım paketinde geliyor. Çalışma sistemi çok iyi zaten. Oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor. Dokunmatiği iyi çalışıyor. Ve görsel anlamda da şuralarının tek ekranmış gibi gözükmesi çok hoş. Sadece bir dezavantajı var. O da kapalıyken işte bu tuşlara bastığınız zaman çok fazla bir şekilde parmak izi kalıyor. Aynı durum yine iklimlendirme butonların bulunduğu bölge için de geçerli. Burada da piano bilek bir kaplama mevcut ve parmak izi burada da kalıyor. İklimlendirme butonları demişken çift yönlü bir klima var. Çift bölgeli bir klima var. Ayrı ayrı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ya da işte buradan şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Klasik Volkswagen grubunun bir kumandası bu. Fakat burada başka bir özellik var. Şuradaki menü tuşuna bastığınız zaman üst ekranda da her şey yine dokunmatik olarak ayrıca yapılabiliyor. Isısını buradan arttırabiliyorsunuz. Hatta arka tarafında yani 3 bölgeli bu. Arka tarafında ısısını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Onun yanında yine burada koltuk ısıtma var. Ayrıca koltuk soğutma var. Koltuk ısıtma ve soğutmalarını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Onun altında butonlar var. Otomatik stop start sisteminin kapama butonu var. Onun yanında yine yukarıdan 360 derece görünümümüz var. Burada park ederken size çok yardımcı oluyor. Kodiaq normalde 5 koltuklu olarak geliyor ve çok büyük bir bagajı var. İkinci sıra içinde bayağı büyük bir diz mesafesi sunuyor. Ama bu otomobilin yine 7 koltuklu versiyonu da var ki bu kullandığımız ses otomobilde 7 koltuklu olarak geliyor. Bunun için tabii ekstra donanım olarak paket vermeniz gerekiyor. Dilerseniz arka tarafa da bakalım çünkü Kodiaq için ikinci sıra bayağı önemli. Baksanıza. Burada neredeyse 12-13 santim yer var. Baş mesafesi de fena değil. Burada yine iyi bir kol dayamamız var. Yine Octavia'dan hatırladığımız kadarıyla iki tane büyük bardak, ortaya da bir tane küçük içecek koyabilecek şekilde. Bu arada koltuklar 60'a 40 değil, 40-20-40 olarak katlanıyor. Bu da otomobilin fonksiyonelliğini biraz daha arttırıyor. Bahsettiğimiz gibi burada ısımızı arttırabileceğimiz 3. bölge klimamız var. Onun yanında yine sağda ve solda ayrı ayrı koltuk ısıtmalarımız var. Ama ne yazık ki bu arkada oturanlar için koltuk soğutmamız yok. Altta midrange, üstte tweeter olmak üzere kapıda da güzel kolonlarımız var. Bu arada bu otomobilde yine opsiyon olan kanton müzik sistemi var. 10 kolonlu bir sistem ve oldukça iyi çalıyor. Otomobilin biraz daha farklı fonksiyonellikleri var. Mesela bu koltukları böyle öne arkaya kayabiliyor. 120 mm yani 12 santim iki tarafta ayrı ayrı öne arkaya kayabiliyor. Bu arada bu otomobilde şaft tüneli var. Her ne kadar çok yüksek olmasa da ya da çok kalın olmasa da yine bir şaft tüneli var. Ortada oturan yolcular ise biraz daha yüksekte oturuyor sağa ve sola göre. Ama konfor adına da çok fena sayılmaz. Çok uzun yolculuklar olmadığı sürece burada da rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. Koltukların öne arkaya gitmesinin yanında bir de sırt ayarı var ki onu da şuradan şu şekilde halledebiliyorsunuz. Biraz daha dik olduğunuz zaman arkadaki bagaja ya da 3. sıra yolculara biraz daha iyilik etmiş oluyorsunuz. Dilerseniz bir de 3. sıraya bakalım. Kodiaq'ın 3. sırasında yolculuk nasıl bir şeymiş? Bir de ona bakalım. Dilerseniz bunu da şöyle öne kaydırayım. Burada baş mesafesi oldukça yetersiz. Yani kafamı yukarı çarpıyorum. Ama işte burada yine bardaklıklar var. Bagajdaki 12 volt soketini buradan kullanabilirim. Öyle güzellikler var. Ama ön tarafta da biri yolculuk ettiğini düşünürseniz diz mesafesine bakalım. Şu şekilde yaptığınız zaman evet diz mesafesi burada böyle 1 santim bile yer kalmadı. Ama çok dik oturuyorum. Ama öndeki yolcu nasıl gider onu bilemiyorum. Çağrı bir gelsene. Deneyelim hemen. Bir otur abi. Neresi? Nasılsın? Çok sıkışık. Dizler? Oldukça. Dizler değiyor. Biraz daha geri gel. Biraz daha. Nerede? Ölüm noktasına kadar. Değdi. Evet. Şimdi? Yani. Yani bu otomobil aslında 7 kişilik değil. Arka tarafta ancak çocuklarınız seyahat eder. Ama çocuklarınız içinse burada ISOFIX bağlantısı yok. Çok küçük çocuklarınız. Kodiaq'ın bagajı da aslında bir aile büyük ama 7 kişilik olduğu için burada arka tarafta kısıtlamalar oluyor. Özellikle arka koltuklar açık olduğu zaman 270 litrelik bir bagaj var burada ki bu da küçük bir hatchback'in yani küçük sınıf bir hatchback'in bagaj hacmi kadar bir şey. Normal şartlarda bu otomobil 5 kişilik olsa bagaj hacmi 720 litre oluyor ve ön koltuklarda yattığı zaman yani ikinci sırada yattığı zaman 2060'lara kadar gidiyor.
Bunda ise ön koltuklar yine yattığı zaman ve bunlar yattığı zaman 2005 litre oluyor bagaj. Biraz kayıplar var. O da tabii ki koltuk mekanizmalarından olan kayıplar. Ama yine otomobilin bagajında bayağı bir fonksiyonellikler var. Bakın bunları kapadığımız zaman dümdüz bir yükleme eşiği oluyor. O çok güzel bir özellik. Burada ayrıyeten kocaman bir saklama alanı daha var. Şu yandaki kapaklar açılıyor. Ve bu normal şartlarda burada olması gereken şey, özel bir yeri var. Panzotun. Panzotu buraya koyuyorsunuz ve kapadığınız zaman yine sıfıra sıfır oluyor. Deminki gibi. Yine alt tarafta tabii. Bunun da altı var. Burada küçük bir stepnemiz var ve tamir kitimiz, krikomuz falan hepsi burada yer alıyor. Oldukça fonksiyonel. Tabii sadece bununla kalmıyor. Koltukları buradan, yani ikinci sıra koltukları buradan yatırabiliyorsunuz. Çektiğiniz zaman tak yatıyor ya da işte çektiğiniz zaman bu da yatıyor. Yine Kodyan bir özelliğini daha göstereyim size. Her kapıda, hatta şurada göstereyim. Şurada açılan bazı malzemeler var. Bu da ne işe yarıyor? Bakın mekanik olarak hemen kapıyı açar açmaz önüne çıkıyor. Ve bu da atıyorum işte dar AVM'lerde park ettiğiniz zaman yan taraftaki otomobile kapınız genelde çarpar. İşte çarpmıyor. Yani buradaki lastik çarpıyor. İşte ondan da otomobilinizi bir şekilde korumuş oluyorsunuz. Burada bir şey daha var. Yine kapı içine saklanmış olan ve yine Skoda'ya özgü, Skoda'nın lüks modellerinde özellikle sunduğu, Superb gibi modellerinde sunduğu şemsiye. İki kapıda da var. Orada da var, burada da var. Bu şekilde açılıyor. Gayet fonksiyonel bir şemsiye. Hadi biraz da sürüşe geçelim o zaman. Şimdi Skoda'yı Volkswagen grubunun diğer modelleriyle koyduğu yere bakalım. Nasıl otomobiller üretiyor? Daha fonksiyonel ama malzeme kalitesi konusunda opsiyonları biraz daha düşük tutuyor ki o dengeyi yakalayabilsin. Çünkü Volkswagen'in, bu arada çok yankı var farkında mısınız? Amarok'ta da vardı öyle bir sistem hatırlıyorsanız. Şurada mikrofonlar var. Ben buradan konuştuğum zaman sesimi buradan alıyor ve arkadaki hoparlörlerden arka yolculara veriyor. Bu neye yarıyor? Otomobilin içinde fazla gürültü varken özellikle yüksek süratlerde falan arka tarafın daha rahat duymasına yardımcı oluyor sizi. Yani bağırıp çağırmanıza çok gerek kalmıyor arkaya sesinizi duyurmak için. Biz onu test ettik. Şöyle fısıldadığın zaman bile arka taraf duyuyor. Bir kere Kodyan direksiyonu çok güzel. Ben çok beğendim. Yani bazıları bu direksiyonu böyle çok sıkıcı, standart buluyor ama çok güzel bir direksiyon. Yani direksiyonun çapı güzel, tutuşu güzel, şuradaki çıkıntıları vesaire hepsi güzel. Bu nedenden dolayı bence güzel bir direksiyon. Alt tarafı yine düz yapmışlar ki işte daha sportif veya işte bu tarafta dizin alt tarafın daha rahat etsin diye. Yine bahsetmiştim. Kadranlar iyi okunuyor. Yine Skoda'nın standart fontları var. Tasarım olarak da yine standart. Skoda'nın standart tasarımı. Bütün Volkswagen grubunda olan sistem aynen burada devam ediyor. Fakat dediğim gibi yani bu kadar teknolojik ve güzel bir otomobil, iddialı bir otomobil yaptığı zaman ben olsam burada bir hayalet ekran opsiyonu olsa onu alırım. Çünkü otomobil bambaşka bir hal alır. İşte ortadaki ekran çünkü çok güzel, oldukça iyi. İşte ses sistemi iyi, donanımları iyi. Bütün özellikler neredeyse var bunda da. İşte üstte komple bir cam tavan var falan filan ama İşte bunların hepsi artı opsiyon. Şimdi bu bindiğimiz otomobil ne? Kodiaq neyle geliyor? Kodiaq'ın başlangıç paketi bildiğiniz 1.4 TSI. 1.4 TSI'nin 125 beygirlik versiyonuyla başlıyor. Manuel şanzımanla geliyor 6 ileri. Ondan sonra eğer siz DSG isterseniz 150 beygire çıkmak durumundasınız. 150 beygir ACT motoru var Volkswagen'in biliyorsunuz. Bu silindir deaktivasyon sisteminde çalışan ACT. Yani bu ne işe yarıyor? İşte siz yolda giderken gaza çok basmadığınız zamanlarda otomobil ikinci ve üçüncü silindirlerini kapatıyor. Yani çift silindiri sadece aktif bırakıyor ki daha az yakıt harcasın, tasarruf sağlasın diye. Bu sistem 1300 ile 4000 devirler arasında çalışıyor. Yani birkaç çalışma tığ parametre var.
130 km'ye kadar çalışıyor. Bir de işte 25 ile 100 Nm tork aralığında çalışıyor. Yani daha fazla torka ihtiyaç olduğu zaman, yani siz gaza bastığınız zaman yine silindirler devreye giriyor, ortadaki silindirlere ve 4 silindir olarak devam ediyor. Bir de bu sistemle beraber sailing fonksiyonu geliyor. Bu da ne yapıyor? İşte yolda gidiyorsunuz, hafif yokuştasınız, meyildesiniz, yokuş aşağısınız. Ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman otomobil rölante çalışmaya başlıyor. Yani eski sistem. Normalde yokuş aşağı inerken boşa atardınız ya, onun gibi bir şey. Boşa atıyor bu da, böylece az yakıyor. Tüm bunlar ne için yapılmış? Aslında bu otomobil için yapılmış. Çünkü bu otomobil ağır. Yani 1.4 litrelik bir motora göre bu otomobil ağır. Yani hem kasa olarak hem de kilo olarak ağır. Yani bu 1.4 litrelik motor, biliyorsunuz, Volkswagen bütün modellerinde neredeyse kullanıyor. Atıyorum çok standart bir otomobil, işte Ibiza, Polo, o tip bir şeyden bahsederseniz, onu taşıması mı daha kolay, bunu taşıması mı daha kolay? Burada biraz daha zorlandığı için dolayısıyla daha fazla yakacaktır. Daha fazla yakmanın önüne de işte belli başlı bu tip teknolojilerle geçiyorsunuz. Bu sırada bu otomobilde işte o 1.4 litrelik 150 beygirlik DSG şanzımanlı ACT motora sahip bir otomobil. Aynı zamanda 4 çeker sistemini de sunuyor. Yani bu şu anda alabileceğiniz en pahalı Kodiaq. Pahalı demişken, Kodiaq kaç paradan başlıyor? 110.900'den başlıyor. M5'in paketli olan. Bu otomobilin, yani bu modelin 1.4 TSI ACT olanın, yani otomatik şanzımanlı olanın fiyatı ise M5'in pakette 124.000 TL. İki paket daha var. Bir üste çıkıyorsunuz Style, o zaman 150.000 lira vermek durumundasınız. Ya da Prestige'e geçerseniz de 164.000 küsür vermek durumundasınız. Ki yani iyi paralar ama böyle bir otomobile biniyorsunuz. Mantıklı da. Eğer bu otomobili, yani 4x4'e geçmek isterseniz, bunun iki paketi var. Style ya da Prestige. Bu içinde bulunduğunuz otomobil Prestige ve fiyatı 171.000 TL. Düşük versiyon ise 154.000 TL. Yani en ucuz 4x4 Kodiaq binmek isterseniz 154.700 TL vermek durumundasınız. He, tabii bununla bitmiyor. Bu otomobilde mesela bir sürü artı var. Bu otomobilin KDV'siz, ÖTV'siz fiyatı 90.483.000 TL'ymiş. Üzerine aksesuarlar ilk başta geliyor. Mesela işte bu renk Business Gray diye geçiyor. 820 TL. Ayarlı süspansiyonlar var. Sertlik ayarlı süspansiyonlar. Böyle, dolayısıyla sürüş modları var tabii ki. Ayrıca off-road fonksiyonu da bununla beraber geliyor. Bu da işte yokuş, iniş destek sistemi vesaire. 3019 TL'ye buna vermek durumundasınız. İşte tam deri koltuklar var. 2900 TL. 3 bölgeli klima var. 873 küsür TL. Wi-Fi dağıtım ve kablosuz şarj özelliği varmış. 873 TL. İşte şerit takip asistanı ve koy nokta uyarı asistanı 2913 TL. 609 TL uzun para asistanı. Bu otomobil 7 kişilik ve 2 artı koltuk almak için 2118 TL daha vermeniz gerekiyor. Kanto'nun 10 hoparlörlü 575 wattlık bir sistemi var bu otomobil üzerinde. 1112 TL. Amundsen multimedya ve navigasyon sistemi var. 1324 TL. Elektrikli açılabilir sunroof için 2913 TL vermeniz lazım. İşte yol tasarruflu stepne 7 koltuklu versiyon için buna para vermiyormuşsunuz. Neyse ki standart bir şeydi koltuk aldığınız zaman. Adaptif hız sabitleme sistemi ve ön bölge frenleme asistanı için de 1562 lira veriyorsunuz ki toplamda 21.239 TL'lik bu otomobilde aksesuar var. Yani toplamı 90.000 TL'den 111.722 TL'ye geliyormuş. 67.000 lira %60 ÖTV'si var. Onun üzerine hepsinin KDV'si var 32.000 lirada. Otomobilin fiyatı 210.000 küsür TL'ye geliyor. Vergisi, pulları, şunları bunları falan filan derken 212.000 liralık bir otomobil. O zaman biraz düşünülür. Peki bir otomobili o zaman dizel alalım deseniz. Dizel, 2 litrelik bir dizel var. 190 beygir gücünde, yine 4x4 DSG ile geliyor. Ama o motor yıl sonunda gelecek ve fiyatı hala belli değil. Yine bu dollukta bir otomobil artı ÖTV ile beraber, çünkü 1.6'nın üstüne çıktığı için ÖTV çok daha fazla artacak. Bir üst banda geçecek. Bir üst bantta da herhalde otomobil yine 300.000 lira şeylerine yaklaşır sınırlarına. O zaman biraz anlamsız olur. Şimdi gelelim Kodiaq'ın teknik verilerine. Bahsettiğimiz gibi bu otomobil 150 beygir 4 silindirli aşırı beslemeli bir motora sahip. TSI motoruna sahip. DSG 6 ileri bunda, 7 ileri değil. Çünkü 4x4. 4x4 olmayanlarda 7 ileri DSG geliyor. Bunda 6 ileri. O yüzden biraz daha çalışma sistemi farklı. 250 Nm torku var. Bu sayede 198 km son sürede çıkabiliyor. Bu sayede 4x4'ü 194 km son sürede çıkıyor. 9.9 saniyede 100 km'ye çıkıyor. Ha, 4x4 almazsanız aynı motorla 198 km yapabiliyorsunuz. Ya da işte 9.6 saniyede 100 km'ye çıkıyorsunuz. Çok ufak farklar var. Aşırı bir fark yok. Bu fark da aslında
biraz da ağırlıktan geliyor. 4x4 çünkü bunda biraz daha ağır. Ne kadar ağır? 1625 kilo. Yani MQB platformu hafif bir platform olduğu için bu otomobil aslında cüssesine göre hafif. Tabii yakıt tüketimine de etki ediyor 4x4. Normalde 6.3 litre ortalama yakarken bu 7.1 olarak geçiyor katalog verisinde. Ama 7.1'i elde etmek açık söyleyeyim biraz zor. Yani şu anda otomobilde 3. köprü güzergahında 110 km, 120 km bandı süratle gidiyorum. Yani 2000'de 1'lerle, 2100'de 1'lerle gidiyorum ve gaza işte böyle pamuk pamuk basıyorum. Ortalama tüketimim 8.3. Yeni sıfırladım. Çünkü işte çekim yaparken falan otomobil olduğu yerde duruyor, çalıştırıyorsunuz bunları falan çekmek için. Bu yüzden tam sağlıklı bir veri elde edemiyorsunuz. O zaman böyle 11 litreler falan gösteriyordu. Ama biraz basmaya başlayayım. Yani 140-150 ile gitmeye çalışayım. Yani gaza bastığımdan %30-%40 biraz daha fazla basmak durumunda kalayım. O zaman işte 10 litrelerin üstüne çıkıyorsunuz. Bundan kaçışınız yok. Yani normal şartlarda bu otomobili satın alır ve şehir içi kullanırsanız 10 litre civarında yakacağınızı düşünebilirsiniz. Performans olarak yeterli mi? Bence yeterli. Ama bir performans gerçekten arıyorsanız, otomobilim gitsin iyi gidiyor ha diyecekseniz bu otomobil iyi gitmiyor. Onu söyleyeyim. Gaz tepkileri fena değil, şanzımanın geçişleri fena değil. İyi bir motor, kötü bir motor değil ama otomobil ağır ve yüksek. Artı bir de Skoda markasının getirmiş olduğu bir şey daha var. Yani Volkswagen ve Audi'den, yani grubun diğer daha üstte konumlandırılan markalarına bakarsanız bu otomobildeki eksiklikleri işte her zaman söylüyoruz. İzolasyonda biraz sıkıntı var. Bu motor hiç olmadığı kadar bu otomobilde sesli. Yani diğer bir Golf'e binseniz bu kadar sesli değil. Yani çok aşırı bir ses değil tabii ki bu ama artı tabii otomobilin şu kocaman aynaları, işte yüksek yapısı falan nedeniyle de 140'lara falan çıktığınız zaman rüzgar sesi de çok artıyor. Yol sesinde çok sıkıntı yok. Onda gerçekten sıkıntı yok ama yüksek süratlerde rüzgar direnci, rüzgara karşı sürekli direndiğiniz için hem sürüşünüzü etkiliyor çünkü direksiyon biraz hafif. Yavaş yavaş sağ sol savruluyor demeyeyim de yani ufak ufak geziyorsunuz. Dümdüz bir lineer çizgide gitmiyorsunuz çünkü tatlı rüzgarlar, yanal rüzgarlardan etkilenmeye başlıyorsunuz. Bu normal böyle bir kütleye göre. Yani bu tehlikeli bir şey değil, sakın yanlış anlamayın. Ama hissettiklerimi söylüyorum. Superb'in teknik verileri hakkında konuştuk. Hissettiklerini biraz anlattık. Biraz daha gideyim isterseniz. Yani bu otomobili kullanmak zevkli mi? Evet, görüş açısı konusunda, oturma konusunda falan çok zevkli. Kendiniz yüksekte oturuyorsunuz. Kaliteli bir otomobilde oturduğunuz belli. İşte koltuğu rahat, elektrikli, ısıtmalı, soğutmalı her şeyi var. Direksiyon çok güzel tutuşu. Ergonomi olarak, görüş açısı olarak hiçbir sıkıntınız yok. Kocaman, geniş bir otomobilde gidiyorsunuz. Donanımı da bol. Ama zevkli bir otomobilde mi gidiyorsunuz? İşte o biraz tartışılır. Otomobil çok konforlu dediğim gibi. Direksiyonu yumuşacık. Süspansiyonu pamuk gibi. Yani bu kadar pamuk gibi bir SUV ben görmedim. Böyle gemi gibi gidiyorsunuz. Overcraft gibi. Ama tabii bunun bazı dezavantajları var. İşte yol bozuk olduğu zaman bu sefer salınım yapmaya başlıyor. Yani fazla konfor bu sefer salınım yapmaya başlıyor. Yani tabii bunu dinamik şasi kontrolüyle yani sertleştirebilir amortisörlerle buradan ayarlayabiliyorsunuz sürüş modlarına. Sürüş moduna bir kere basıyorsunuz, ekranda çıkıyor zaten. Eco mod, comfort mod, normal mod, sport modu, individual yani kişiselleştirebilir mod, bir de car modu var. Individual'a basayım mesela, uyarla diyeyim. Individual'da neler değişiyor? Daha doğrusu bu modlar neleri ayarlıyor? Dinamik, şasi kontrol, normal diyor. Mesela bunu değiştireyim. Comfort, normal ya da sport var. Hepsi üçer bölümlü. Normalde kalayım. Direksiyon, normal ya da spor. Ne yapıyor? Sertliğini değiştiriyor. Tahrik, normal, spor ya da eko. Tahrik ne demek? İşte sizin gaz tepkisi, osu busu. ACC, klimanın bile çalışmasını etkiliyor. Yani ekonomik gideyim derseniz belli bir ısıya ulaştığı zaman klimayı kendi kapatıyor, açıyor. Dinamik viraj farları, şey hızlı bir şekilde farlar dönebiliyor. Bu arada farlar full LED. Ondan bahsedeyim. Oldukça da şıklar. Bunları tek tek ayrı ayarlayabiliyorsunuz ya da işte buradaki modlara göre otomatik yapabiliyor. Mesela sport modu aldığım zaman hemen bir vites küçültüyor, vitesi yukarı alıyor. S5 burada yazıyor. Bu arada kulaklıklar var. Buradan arttırabiliyorsunuz, küçültebiliyorsunuz. Vites geçişleri çok iyi. Yine buradan yapabiliyorsunuz. Sağ aldığınız zaman artı eksi. Bu şekilde manuel kullanabiliyorsunuz. Gayet iyi geçişleri falan. Direksiyon sertleşiyor ama süspansiyon bariz sertleşiyor. Yani otomobil daha stabil, daha düz gitmeye başlıyor. Virajlarda fazla yatmamaya başlıyor. Bu sefer otomobil biraz daha sportif oluyor ama tabii o cüsseyi her zaman hissediyorsunuz. Yani büyük, iri bir otomobil kullandığınızı
hep hissediyorsunuz. Yine bu otomobilin birkaç tane eksi yönü var. Onları söylemek istiyorum. Ufak tefek şeyler belki ama bu kadar kocaman bir otomobil yapmışsın. Ben bir 220 volt soketi beklerdim. O olmasa bile en azından arka tarafta bir USB beklerdim. Burada bir tane USB var. Tek USB girişi. Tabii onda multimedya sistemi her şey çok güzel çalışıyor. Apple CarPlay, Android Auto'su, Neuralink her şey çalışıyor. Güzel bir multimedya sistemi var. Ama dediğiniz gibi bir tane USB soketi var. Yani arka taraftaki yolcuları da düşünmek lazım. Madem o kadar düşünüyorsun, arkadaki diz mesafesini, baş mesafesini, klimayı, osunu, busunu, ısıtmayı, o zaman arka tarafa da mutlaka bir USB koyman lazım Skoda'cığım. O zaman o meşhur sorumuzu soralım ve videoyu yavaş yavaş kapatalım. Çünkü artık hava kararmaya başladı, evimize yaklaştık. Ben bu otomobili alır mıyım? Hiç düşünmeden alırım. Hatta bana birçok kişi soruyor, çok da merak ediyorlar, almak istiyorlar. Aa, Skoda'nın bir tane Jeep'i çıkmış, ne kadar güzel. Babam bile sordu mesela. Gördüm, ne kadar o diyor. İşte baba diyorum, 110'dan başlıyor ama yani 110'luk bir şey alamazsın. Nereden baksan yine 150-160 bin lira para vereceksin. O Skoda'ya fazla diyor. Evet, Skoda'ya fazla olabilir ama bana kalırsa bu otomobil Tiguan'dan da yakışıklı, Ateca'dan da yakışıklı ve fonksiyonellik, büyüklük olarak da onlardan aslında aynı segment gibi bir durursa da bir segment yukarıda bana kalırsa. En azından kullanışlılık olarak. O nedenle ben öyle bir otomobil alacaksam bu otomobili tercih ederim. Aralarında Kodiaq'ı tercih ederim. Hangi modelini alırım? Yine bu modelini alırım. İşte ama bazı aksesuarlardan feragat ederim. Kaça getiririm? 170-180 bin liralara falan denk getiririm herhalde. Skoda güzel otomobiller yapıyor. Bence Volkswagen grubunun mantıklı seçeneklerinden biri. Muhtemelen her segmentte de bu markalardan bir tanesini tercih ederim. Eğer Volkswagen grubunu seçeceksem. O zaman bir sonraki testimizde görüşmek üzere dileyelim. Hoşça kalın. Kemerimizi unutmayalım.